Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Hoca'nız. 12. sınıf trigonometri'de geldik seninle birlikte 8. derse. Artık trigonometride sonlara yaklaştık ama önemli bir duraktayız. Öğrenci için gıcık bir alt başlıktayız. Trigonometrik denklemler. Ama ne yapacağız biliyor musun? Bebek adımlarıyla başlayacağız. Tane tane ispatlarıyla, mantığıyla anlatacağız. Önce biraz sıkılır gibi olacaksın. "Hocam bunlar çok kolay değil mi?" diyeceksin. Ama bu mantığı yerleştirdikten sonra istediğini gönder gönder gelsin hocam diyeceğiz beraber. Gerçekten inanıyorsan ve tamam hocam direksiyon sende ben yanına oturdum. Kaptan sensin. Yola devam diyorsan al bakalım eline kalemi. Koy bakalım o güzel bizim PDF'leri önüne. Benle yaz, benle çiz. Sen ne dediğimde sende olsun. Dur bekle bu soru bende de ne olur arkana yaslan ve dinle. Bu genelde sohbetleri hep yapıyoruz. Acele et hadi başlayalım diyorsan da o sihirli kelimesiz nereye başlıyorsun? Hadi gel söyleyelim. Ne diyorduk? gönder, gönder gelsin be hocam. Ey güzel arkadaşım dedik ya alt başlığımız trigonometrik denklemler. Bunu da kendi içerisinde başladıkları ayırdık ama tane tane adım adım anlatacağız. İlk alt başlığımızda kosinüs x eşittir a denkleminin çözüm kümesi olacak ispatıyla yapacağız. E trigonometri ispat birim çembersiz olur mu? Çizdik birim çemberi ve sana gel şunu anlatmaya çalışayım ben. Herhangi bir alfa açısı alalım ne dersin? Aldık. Bu alfa açısını çizdim. Birinci bölgede P noktasına karşılık geldi. Belki hatırlarsın. Burası kosinüs ekseniydi. Ben buradaki değere ulaşabilirim. Yani kosinüs alfanın değeri ne olabilir? A olabilir. Var mı sıkıntı? Var mı yanlışlık? Yok. Peki biz kosinüs için birinci bölgede verdiğimiz değerlerle Dördüncü bölgede verdiğimiz değerler hep birbirine neydi? Eşitti. O halde bu A değerine ben şurada da ulaşırım. Kosinüs eksi alfanın cevabı yine ne olabilir? Yine A değeri olabilir. Bunları hatırlattıktan sonra geldim buraya. Kosinüs x eşittir a'ymış. Bir dakika ya. Buradaki x ne olabilir biliyor musun? Belki bir alfa açısı olabilir. Alfa. Hatta ikinci x'imiz yani ikinci çözüm kümemiz ne olabilir biliyor musun? O da o da eksi alfa olabilir. Buraya kadar her şeyi anlıyorsan biraz daha yorum yaptıralım gel bakalım. Biz bu alfa değerine a değerine ulaştık alfa açısında. Peki ben tam bir tur atıp gelseydim yani üstüne 360 daha dolansaydım a değeri yine gelir miydi? Gelirdi. Peki bir tur daha atsam 2 tane 360 yapsaydım yine a değeri olurdu. Değer değişir mi? Değişmez. Neyden kaynaklanıyor? Kosinüsün periyodu 2 pi'ydi çünkü. He. Tamam biz bu A değerini alfa açısında alabiliyoruz ama başka alfalarda da alıyoruz. Örneğin ben bunun üstüne 2 pi eklediğimde alıyorum. 4 pi eklediğimde alıyorum. 6 pi eklediğimde alıyorum. 2 pi'nin katlarının hepsinde bu A değerine ulaşıyorum. Demek ki burada bir K değeri var. Ben 2 pi'nin üstüne eklediğim bütün değerleri alfa ile beraber A'ya eşitleyebiliyorum. Cevap hiç değişmiyor. Çünkü periyot 2 pi'ydi. Tabi biz bu k'yi nereden seçeceğiz? Tam sayılardan seçeceğiz. Peki burada yaptığımız yorumun aynısını burada da yapabiliriz. Geldim buraya. Ben eksi alfada alıyordum. 360 derece dolandım geldim. E yine aynı değeri alacağım. İkinci 360 yaptım. Yine aynı değeri alacağım. Yani aynı k 2 pi değeri burada da var. K'miz yine ne? Tam sayılar kümesinin elemanı. Bunları anlıyor musun güzel arkadaşım? Problem var mı? Eğer yok diyorsan hadi gel çözüm kümesini yazalım. Biz çözüm kümesini yazarken kosinüs x eşittir a'nın öyle x'ler tanımlayacağız ki birinci x'imiz alfa açısı olacak ama alfanın 2 pi katlarının hepsinde aynı cevabı elde edeceğiz. a değerini elde edeceğiz aslında. Sebebini anlattık. İkinci kökümüz x2 olsun ve bunu açıklarken şöyle dedik. Eksi alfada da kosinüsün değeri aynıdır. Ama periyodu 2 pi olduğu için burada da k2pi'yi ekleyeceğiz. Ey güzel arkadaş. Eğer denklemleri öğrenmek istiyorsan bu çözüm kümesini asla unutma. Ama unutmayacağın şey ezber değil. Unutmayacağın şey mantığı. Birim çember. Aklına gelirse zaten yapacaksın. O yüzden anlattık burada. Mantığı sabredip dinlediysen, çözüm kümesine de şöyle yıldızı yapıştırdıysan kendi notlarında özel ders konsepti ve gönder. Gönder gelsin hocam sıradaki soru. Beraber çözeceğiz. Hiç acele etme. Hiç acele etme beraber halledeceğiz bu soruyu. Önce gel az önceki sayfada anlattığımı tekrar ufacık bir de olsa bir tekrarlayalım seninle. Kosinüs x e eşittir a dedik doğru mu? Biz x'leri tanımladık öyle ki birinci x'im nerede tanımlı olacak? Bir alfa açısında ama periyot gereği k 2 pi'yi de ekliyorsun. Cevabı değişmiyor. Biz kosinüsü eksi alfada da aynı değeri elde edeceğiz. Ama k 2 pi'yi burada da ekleyeceğiz. Çünkü cevap yine değişmeyecek. Çözüm kümesinin elemanları böyle bulunacak. Ey güzel arkadaşım ve geldik ilk örneğe. Bence bu yıldızlı bir örnek. Sen şimdi arkana yaslan. Hatta ne yıldız ya? Bence bu Efso bir örnek olacak. Düşünsene hayatında ilk defa trigonometrik denklem sorusu çözeceğiz beraber. Hazır mıyız? Yaslan arkana. Pür dikkat. Kulaklar gözler bende. Seni bu dersten uzaklaştıracak her şeyden uzaklaşıyorsun sen. Odaklandıysan buraya hadi gel başlayalım artık. Şimdi cos x eşittir kök 3 bölü 2 demiş mi? demiş. Peki kosinüsün hangi değeri kök 3 bölü 2 idi? Gel onu düşünelim. Hemen gittim birim çember çizdim. Bu durumlarda birim çember hayat kurtarıcıdır. Kök 3 bölü 2 değerine ulaşması için kosinüsün kaç derece olması lazım? 30 derece olması lazım. Artık denklemin köklerini şuraya bakıp yazabilirim. Biraz biliyorsak. X1 dedim eşittir birinci kökü. 30 derece artı K 2 pi'dir bu soruda cevap. Ama bitmedi. Bu daha birinci kök. Aynısından ikincisi lazım. X2 eşittir. Önüne ne koyuyormuşuz? Eksi. Sebebi ne? Sebebi şurada da. Eksi 30'da da cevap. Kök 3 bölü 2. Yani dördüncü bölgede. Bunu da yaptıysak aslında şu an itibariyle bu denklemin çözüm kümesini bulduk güzel arkadaşım. Ama olay orada bitmiyor işte. Kaç tane elemanı var sence? İki tane mi? Hayır bilemedin. Aslında bu denklemin sonsuz tane çözümü var güzel arkadaşım. Ne sonsuzu hocam? Nerede sonsuz tane kök orada görebiliyor musun? Görmüyorsun ama yazmadın. Beraber yazacağız. Dedik ya bu k'ler birer neydi? K'ler birer tam sayıydı. O zaman ben oraya birer tam sayı yazayım. Hadi gel yazalım. K yerine sıfır yazdım. K yerine sıfır yazarsam denklemin birinci kökü sıfır gitti. Burası ne kaldı? 30 derece. Gel. Denklemin ikinci kökünü bulalım. K yerine sıfır yazdım. Orası kaç? Eksi 30 derece. Oldum mu da? Devam. Gel daha bitmedi. Biz k yerine bütün tam sayıları yazabiliriz. x 3 eşittir. k yerine 1 yazdım. k yerine 1 yazınca burası ne oldu? 360 derece. 30'u ekledin üstüne. 390 derece. Geldim x 4'e. k yerine 1 verince burası kaç oldu? 360. 30'u gitti bu sefer burada. 30 eksi ya. Ne kaldı burada? 330 derece. Gördün mü? 4 tanesini yazdım bile. Yazalım 5'inciyi. Yazalım mı 6.yı? Hadi gel yazalım. K eşittir 2 dedim. Ey güzel arkadaşım evet bu bir taktik. K'ye 2 ver 3 ver. Ama şuraya da baksana mantıken. Şurası kaç derece arttı? 360. Demek ki bir sonraki kökte kaç derece artacak? 360. Bu da kolay bir yöntemdir hesaplamak için. Siyah kalemi aldım. X 5 eşittir. Üstüne 360 ekliyorum. 0, 9, 6 daha. 15'in 5'i elimde var bir. 750 derecede bu denklemin köküdür. Devam. X6 eşittir. Aynı mantık burada var mı? Kontrol edelim. Evet gerçekten 360 eklemişiz. O zaman bir alttaki köke geçmek için yine kaç ekleyeceksin? 360 ekleyeceksin. Ekledim. 0, 9, 690. Al sana sonsuz tane köktür bu arkadaşım. Sonsuz tane yazabilirim artık ben bundan sonra. Ama sorularda bazen bizi kısıtlayacaklar. Diyecekler ki 0, 2 pi aralığındaki çözüm kümesini yazar mısınız? İşte bu tip sorularda yukarıdan seçeceksin artık. Birkaç tanesini yazacaksın tabii. Seçelim hadi. Hocam bak burada 30 var. Bu aralığın elemanı mıdır? Aralığın elemanıdır. 30 o zaman bu denklemin kökü olabilir. Devam ettim. 330 var hocam. 330 da o halde bu denklemin bir kökü olabilir. Ama diğerleri 360'a geçiyor. Hatta bu 360'tan küçük. Diyeceksin ki hocam bunun esas ölçüsü zaten üstüne 360 ekleyerek bulunmuyor mu? 330 değil mi? Aynı kök olduğu için bir daha yazmanın anlamı var mı? Bence yok. O yüzden 0, 2 pi yani 360 arasında yazılabilecek iki kökü vardır dedim. Noktayı koydum mu soruda. Ama sorunun gelişine göre karar vereceksin. İstersen sonsuz tane çözüm var. Ya da soru isterse bizi sınırlar o aralıktaki çözüm elemanlarını yazarız. İlk örneğimiz bitti. Eğer kafada boşluk kaldıysa dön başa bence bu soruyu bir daha izle. Ama oldu diyorsan Hocam galiba yapacağız bu denklemleri. Gönder. Gönder gelsin. kosinüs x. Bak şöyle yapınca sanki daha zeki oluyor. Sanki kafa daha çok çalışıyor. kosinüs x. Eksi kök 2 bölü 2. Hmm. Ne zaman bu değeri alır? Gel beraber düşünelim. x 1 değeri eşittir dedim. Ya hocam ben böyle kafadan yapamıyorum. Birim çember olsa çok güzel oluyor dersen eğer çiz birim çemberini. Çizdim birim çemberi. Şimdi yorum yapacağız beraber. Kök 2 bölü 2 normalde 45'te alır ama eksi olabilmesi için bu açının kaç derece olması lazım? 135 derece olması lazım. Bak tam şurada kök 2 bölü 2 değerini aldın. Ya da ya da tersten gelirsin. Kural gereği eksi 135'te de de aynı değeri alırsın. O zaman ben buraya yazayım. 135 derece artı k 2 pi bu denklemin köklerinden bir tanesi. Diğerini yazalım x2 eşittir. Eksi 135 yazacağız. Eksi 135 artı k 2 pi de bu denklemin köklerinden bir tanesidir. Aslında kaç tane kökü vardı? Hocam sonsuz tane vardı. Aynen öyle. Biz k'ye değerler verdikçe denklemin kökleri değişir. Diyelim ki k'ye 0 verdim. Denklemin birinci kökü ne oldu? 135 oldu. Hocam ikinci kökü ne oldu? Eksi 135 oldu haliyle. Bulduk bunu. Sen de buldun eminim. Gel şimdi K'ye 1 verelim. K'ye 1 verirsem burası açık seçik 360 derece. 360'a 135 ekliyorum. X3 değerini bulacağım. Ekledim buraya 5. Ekledim buraya 9. Ekledim buraya 495 derece. Yola devam. X4 değerini bulacağız beraber. Burası 360'tı. 360'dan 135'i çıkaracağım. 5'i çıkardım. 5. Burada kaldı. 5. 5'ten 3 çıktı. 2. 225 derece. Bu şekilde devam edip sonsuz tane kökü bulabilirsin. Hiç de bir problem yaşamazsın. Tamam mıdır? Öğrendik mi kuralı? Peki soru şu olsaydı. Soruda ekstra şu olsaydı. 0 360 arasındaki kökleri nelerdir? Kökleri nelerdir? Diye sorsaydı bize. O zaman cevabımız şu olacaktı. Hocam benim bulduğum köklerden biri 135. Bu aralıkta. Bulduğum diğer kök 225 o da bu aralıkta. Diğerleri bulacaklarım bu aralıkta olmayacaktı. İki tane cevabım diyecektim. Bunları işaretleyip geçecektim. Ben genel sordum şimdilik soruları. Problem yok diyorsan gönder hocam. Gönder çözelim. Dersin tam ortasındayız şu an. Önemli bir noktaya geldik. Bazen keklik gibi avlamak isterler. Bazen sazan yerine koymak isterler seni. Alttaki noktu okumadan elinle kapatıp çözersen amenna. Çözmezsen zaten ne demek istediğimi anladın. Başlayayım mı çözüme? Kosinüs x neymiş cevabı? 3 bölü 2 imiş. Bir dakika ya. 3 bölü 2. Kaça eşit? 1 değerine eşit. Nasıl ya? Kosinüs dediğin senin ifade artı 1 ile eksi 1 arasında çıkmıyor muydu hocam? Evet çıkıyordu. O zaman o zaman şu notu buraya düşelim arkadaşlar birlikte. Notumuz şu. Kosinüs x eşittir a değeri. A 1'den büyük veya a eksi 1'den küçük denklemler için boş kümedir. Asla çıkmaz. Çünkü kosinüsün değer aralığı nerededir? Eksi 1 ile 1 arasındadır. Bizim o kuralımız asla değişmedi. Kosinüs x 3 bölü 2 olabilir mi? Olamaz. Öyle bir açı değeri var mı? Yok. O zaman çözüm kümesi eşittir boş küme. Belki gelir belki gelmez. Ama sazan gibi keklik gibi avlatma kendini. Avlatma. Çünkü yeni bir başlık geliyor. Kosinüsü anladık. Temel sorularını çözdük. Evet efsanevi nirvana sorular var mı? Var. Bir sonraki bir sonraki soru avcısında mı? Şimdi sinüsü de anlatalım sana. Sinüs denklemlerinin çözümünü de görelim birlikte. Buyurun sinüs denk. Aa sinüs diyorum. Daha dur ya hocam vallahi patladık. Burayı kessem mi acaba? <laughs> Bak kosinüsten bir sorun daha varmış aslında değil mi? Neyse kesmeyelim kesmeyelim bunu da anlatalım ondan sonra sinüse geçeceğiz demek ki. Şimdi kosinüs denklemlerini daha hızlı çözmek için elimizde bir taktik daha olabilir. Daha hızlı düşünmemiz için. Beraber yorumlayalım. Kosinüs fx cevabı neymiş? sıfır Kosinüsün cevabı ne zaman sıfır olur? Trigonometride. O birim çemberi aklından çizebiliyorsan, gözüne kapattığında, gözlerini kapattığında karşına çıkıyorsa trigonometri çatır çatır çözülüyor. Bak kapat, kapat. Benle birlikte kapat gözleri. Birim çember gelecek. Kapat. Kapatıyorsun değil mi? Birim çemberi gördün mü? Tamam. Şimdi düşün. Kosinüs nerede sıfır? Nerede sıfır? Hocam 90 derecede sıfır. Çünkü bak buraya x eksenine karşılık gelen değer burası. Güzel. Başka nerede sıfır? 270 derecede sıfır. Doğru mudur? Süper. Peki ben 270'ten bir tur daha devam etsem ya da bu tarafa doğru devam etsem her 180 derecede bir. bunun cevabı hep ne gelecek? 0 gelecek. 90'da 270'te üstüne 180 ekle bir daha. Bir daha bir daha hep böyle devam edecek. O zaman şunu yazalım. Kosinüsün cevabı sıfır çıkıyorsa eğer ya 90 derecedir ya da biz o 90 dereceye hep ne ekleyeceğiz? 180 derece ekleyeceğiz. 90'a k'ye 1 ver. 180 ekle 270 oldu. 180 ekle 270 artı 180 oldu. Anlıyorsun değil mi mantığı neler yaptığımı? Görebiliyorsun. Süper. Demek ki kosinüs 90 artı k pi'dir 0 diye. Bunu yazdım. Şimdi birim çemberi biraz temizleyelim bakalım. Gelelim farklı bir cevabı daha bulmaya. Ezberleyebilirsin ama ben ezberlemeni istemem. Ben senin bu işin mantığıyla kavramanı istiyorum. O yüzden ispatlarla. Kosinüs Fx. Cevap ne? 1. Ne zaman 1 çıkıyor hocam? Bak sen 0 derece alırsan eğer kosinüsün cevabı ne çıktı? 1 çıktı. Peki sadece burada mı? Değil. At bir 360 derece tam devir. Attım yine 1 geldi. Bir 360 daha at. Yine biri geldi. Yani şurada bir geliyor. 0 Sıfır artı 0'dan sonraki her 360'ta bir biz bir değerini bulacağız. Peki uzatmayalım hocam. Ben burada şu sıfırı yazmasam olmaz mı? Olur. O zaman sadece ne yazayım ben buraya? k 2 p yazayım cevaba. Bu bile kabul olur. Güzel. Bu sorularda bizi hızlandırmak için ezberlemek zorunda değilsin. Mantığını görmeni yeterli. Ben senden başka bir şey inan istemiyorum. Biz sadece bunları bilip tüm soruları zaten çözeceğiz beraber. Kosinüsün cevabı eksi 1. Ne zaman eksi 1 çıkar? Hop, şuraya geldiğinde. 180 derecede kosinüs cevabı ne çıkacaktır? Eksi 1. Peki sadece burada mı? Hayır. Ben burada bir tam tur daha attım da yalnız yanlış gösterdim turu. Şuradan başlıyoruz. Heh. Şöyle bir tam tur attığımda, iki tam tur attığımda cevap hep hep eksi 1'i gösterecek. Peki ne zaman? 180 derecede eksi 1'i gösteriyordu. Ve bu 180'in üstüne her 2 pi'yi de periyot gereği 2 pi'ye ekliyoruz. Geldiğimizde cevap hep yine eksi 1 çıkacak. Tüm bu kuralları gördükten sonra biraz farklı bir soru çözelim. Bak Şimdiye kadar kosinüs x'in cevabını bulduk hep. Şimdi farklı bir durum var. kosinüs 3x var. Ama mantık belli. Biz aynı mantıkla devam ediyoruz. Burada ne yazıyorsa aynen alıyorum. 3x cevabı eşittir. Ne zaman eksi 1 çıkıyordu hocam cevap? Gel beraber düşünelim. Eksi 1 çıkması için cevabın ne olması gerekiyormuş? 180 derece artı k 2 pi olması gerekiyormuş. Bunu anladın mı? Problem var mı? Yok. Hocam cevaba bir de bunu yazmam gerekmiyor mu? Eksi 180 artı k 2 pi yazmam gerekmiyor mu diyeceksin. Kosinüsün tanımı öyleydi. Hayır gerekmiyor. Eksi 180 artı 180 seni aynı yere götürür. İstersen kontrol et. Anladın değil mi ne demek istediğimi? Anladıysan süper. O zaman sadece cevabım bu. Ama bir dakika. Biz 3x'i istemiyoruz. Denklemin çözüm kümesi demek x eşittir soru işareti demektir. O zaman o halde şunu yapacağım. Her gördüğüm elemanı kaça böleceğim? 3'e böleceğim. Böleyim ki şuradaki 3'lerden kurtulayım elimde sadece x kalsın. 180'i 3'e böldüm. 60 derece geldi. Burayı 3'e böldün. Burası kritik. Burayı dikkatli dinle. Kopma bende kal. Aman diyeyim uyuma buralarda. Uyursan hepimiz gideriz. Aman diyeyim. Aman. Görüyorsun ne oldu burası? 2 pi bölü 3 oldu. Gel bir daha yorum yapalım. Ya 2 pi bölü 3 dedim. sayı kaça eşit? 2 çarpı 180 bölü 3. Bunlar gitti 60. Çarptım şurası ne oldu? Y Pardon. 2 kere 6 12. Ha, doğru yazmışım. 120 derece oldu. Artık çözüm kümesini bulabilirim. K'ye değerler vereceğim. Çözüm kümesinin bütün elemanlarını yazacağım. Birinci eleman eşittir. K'ye 0 verdim. Bura gitti. Ne kaldı sana? 60 derece. Devam mı? K'ye 1 verdim. Ben K'ye 1 verirsem buradan 120 gelir. 60 da buradan. x 2 eşittir ne çıktı? 180 çıktı. x 2 180 olabilir ikinci köküm. K'ye 2 verdim. İkinciyi verip üçüncü kökü bulacağız böylelikle. 2 verirsem 120. 2 ile çarptım 240. 60'ı ekledim 300 derece. Var mı problem? İstersen şöyle de yapabilirsin. Bak buradan buraya geçişte artı kaç ekledik? 120. Buradan buraya geçişte artı kaç ekledik? 120. Hocam mantığı anladım. O zaman bir sonraki kökü bulmak için hiç yukarıyla uğraşma. Direkt aşağıdan da yaz. K eşittir 3 yazarım. X 4 derim. 120 ekledim üstüne. 420'dir hocam cevap. Aynen öyle. Nereye kadar? Tabii ki. Tabii ki daha önce de söylediğim gibi sonsuza kadar. Bu şekilde ilerleyecek. 17 dakikayı geride bıraktık. Artık yeter. Artık harbiden yeter. Kosinüs burada bitsin bence. Örnek çözeceğim. Çok güzel örneklerim var ama ama sinüsü de anlatayım ben. Sinüsü de bir aradan çıkaralım. Onun da denklem çözümünü de görelim. Buraya kadar nasıl gidiyor? Senin için var mı problem? Umarım anlıyorsundur. Anlıyorsan, anlıyorsan hocam gönder gelsin. Yenisi gelsin sinüs denklemi gelsin. Yine beraber yorumlayacağız sana seninle. Sen şimdi yazsan arkana. Dikkatle buraları bir daha dinle. İspatlarıyla devam. Dedik ki başlığımız sinüs x eşittir a. Sinüs x eşittir ne zaman a olabiliyor? Bunu yorumlayalım beraber. Şimdi baktım. Sinüsün değeri birinci bölgede ve ikinci bölgede birbirine eşit çıkabilir değil mi? Ben herhangi bir alfa açısı aldım. Sinüs alfanın cevabı ne olabilir güzel arkadaşım? A olabilir. Ya da. Ya da bak burayı aslında şöyle göstermek belki senin açından daha güzel olacaktır. Şurası nedir? 180 eksi alfa. Güzel. O zaman sinüs 180 alfanın eksi alfanın da cevabı neye eşit olacak? A'ya eşit olacak. Demek ki sinüste A cevabı iki defa gelebiliyor. Gelebiliyorsa iki tane kökü var. Hadi gel yorumlayalım. X1 değeri ne olabilir? Alfa olabilir hocam. X2 değeri ne olabilir hocam? 180 eksi alfada da aynı cevabı elde ettiğime göre 180 eksi alfa olabilir. Ama ama sinüsün periyodu 2 pi olduğu için tıpkı kosinüste yazdığım o k 2 pi'leri ne yapmam gerekiyor? Buraya eklemem gerekiyor. Bunları da ekledikten sonra al sana iki tane denklem kökü. Al sana çözüm kümesi. Hadi yazalım. Sinüs x eşittir a denkleminin çözüm kümesi şöyle bulunur. X'lerden oluşacak öyle ki bu x'lerin birincisi Nasıl alınacak? Alfa artı kp olarak alınacak. Alfa artı kp ve ikinci kökü. İkinci kökü eşittir. 180 eksi alfa artı k2p olacak. Ey güzel arkadaşım ben istesem... Allah neye bastım ben? Ben istesem sana direkt formülleri verip geçmeyi bilmiyor muyum? Sen de biliyorsun sadece o formüllere bakmayı. Ama bu işi öğrenmek, bu işi kavramak, farklı bir soru tarzı geldiğinde parçalamak istiyorsan bu şekilde öğreneceksin. Mantığıyla öğreneceğiz. Umarım anlatabilmişimdir mantığını. Umarım. Umarım bir şeyler oturmuştur yerine. Soru çözdükçe daha güzel olacağını da söyleyeyim. Ya hocam ben şurayı tam anlayamadım. Kafamda boşluklar kaldı. Bu normal ya. Bu normal. Birçok insan onu söylüyor şu an. Yorumlarda yazmasalar bile. indin yorumlara bakın. Ulan harbiden benim gibi düşünen var mı acaba? Yorumlarda yazmasalar bile senin gibi düşünen. Nereye anlıyorsun ilk seferde? Geri geri sarıp sarıp belki 5. izledi öyle anladı arkadaş. Sen bakma tek seferde anlamadığına. Ben de anlamamıştım iki seferde. Doğruya doğru be. Kendi kendime çalışırken ulan harbiden ha mantık bu. Ben nasıl anladıysam ama sana da aynı şekilde anlatmaya çalıştım. Tamam. Devam mı? Hadi gelsin üstten soru çözelim beraber. Az önceki taktiklerin aynısıyla ilerleyeceğiz. Önce önce formülü bir hatırlayalım. Sinüs x eşittir a. Ne zaman a oluyordu arkadaşım? Birinci kök. x1. Bir, alfa artı k2pi. 2pi'nin anlamını biliyorsun. Ezber yok. Tamam. X2 P eksi alfa ikinci bölgeye geçtim. Orada da aynı cevap geliyordu. Artı K2P. Bu iki değeri elde edebiliyorduk köklerde. Şimdi gel. Şimdi gele uğraşalım biraz soruyla. Sinüs X. Kök 2 bölü 2. Denklemini çözer misiniz? Çözeriz elbet. Birinci kök eşittir dedim. Düşünmeye başladım. Sinüs X ne zaman kök 2 bölü 2 olur? Tabii ki 45 derecede. Yaz bakalım 45 dereceyi. 45 derece artı K2P. Bu birinci kökü bulduk. Şimdi ikinci kökü yazacağız. Taktik ne? Taktik artık şu şunu biliyorum. Pi alfa. Ya da diğer adıyla 180 eksi alfa. Hadi yazalım. 180 eksi alfa dediğimiz neydi? 45'ti. Artık ikinci bölgeye geçirdim açımı. Böylelikle aynı cevabı burada da elde ettim. X'i bir x2'yi bir kez daha temize çekeceğim ama. Çıkar 180'den 45'i. Ne kaldı? 135 derece. Artı k C ekipi. İki tane cevap buldum arkadaşım. Denklemin çözüm kümesi normalde bu. Bunlar ama sonsuz taneydi. Neden? K'ye değerler veriyorduk. Yine aynısını yapacağız. Yine taktiklerle devam. X1 eşittir. K'ye 0 verdiğinde 45 kaldı birinci kök. K'ye 0 verdiğinde 135 geldi ikinci kök. Tüm kökleri yazıyoruz güzelce. K eşittir. 1 verseydim ne olurdu hocam? X3. Üçüncü kök. 1 verseydin burası 360 olurdu. Üstüne 45 eklerdin ki o da o da 405 derece. Doğru topladım değil mi? Problem yok. Tamam. X4 dedim. Burada bir durdum. Az önce anlattığım taktiği hatırla. Burada aslında kaç ekledik üstüne? 360. Demek ki burada kaç ekleyeceksin üstüne mantıken? 360 ekleyeceksin. Ekleyelim burası 5. Burası 4. Burası Pardon burası 9 burası 4. 495. nokta 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 al sana çözüm kümesi. Sonsuza kadar gider bunlar dedim. Bu soruda da noktayı koydum. Anlıyoruz değil mi güzel arkadaşım? Bunlar daha ilk örnekler. Bunlar daha temel sorular. Bize enerji lazım sonraki sorular için. O zaman enerji tavan yola yola devam. Şimdi Çözmek ister misin? Bir denemek ister misin? Bak kosinüste benzerini çözdüm. Bence hatta şu ara sıra sende olmalı. Bence şimdi sen denemelisin. Hocam senin üstü hiç soru çözmedim falan yapma bana numara. Kosinüs Kosinüstüsünü çözdük. Mantık aynı. Değişen bir şey yok. Sen de. Denedin. Bende mi şimdi? Gel yorumlayalım. Bunu söylemek zor. Ne zaman eksi kök 3 bölü 2? Şimdi sinüs normalde kök 3 bölü 2 alması için kaç derece olması lazım? 60 derece. Eksi olması için kaçıncı bölgeye gitmen gerekiyor güzel arkadaşım? Üçüncü bölge. Bunlarla aran yoksa çok zor bir iş. Aran iyiyse birim çemberle bu soruları da çok rahat çözeceksin. Ben 60 dereceye gitmek istiyorum. Nasıl gideceğim? Orası kaçtır dersen 3. bölgede 240'a eşittir. Nasıl bulduğumu soran arkadaşlar 180'e 60 ekledim. 240'da sinüsün değeri eksi kök 3 bölü 2'dir. Gel yazalım hatta. Sinüs 240 eşittir eksi kök 3 Bölü 2. Bu yorumu yaptıktan sonra artık yazarım birinci kökümü. Birinci kök eşittir. Birinci kök alfaydı değil mi? Direkt aynısını yazıyordun. 240 artı k 2 pi. İkinci köke geçiyorum. x2 eşittir. O da şuydu. 180'den çıkarıyorduk aynısını. Yine k2p yi yazıyorduk. Ama bir tür temize çekmek istiyor galiba. x2 eşittir. 180'den 240'ı çıkardım. Eksi 60 derece kaldı ki artı K2 PC yanında. Artık çözüm kümesinin elemanlarını buldum iki tane. Ama elemanlarının kendilerini merak ediyorsan K'ye değerler vereceğiz beraber. X1 K'ye 0 verdim. Ne kaldı burada? 240 kaldı. Mantığı biliyorsun. Sen belki benden önce yazdın bunu. 0 verdim. Ne kaldı? Eksi 60. K'ye gel bir de 1 verelim. K'ye 1 verirsem X3'ün değeri ne gelir? burası ne geldi arkadaşım 360 240 ekle üstüne 0 50 var bir 5 600 derece geldi devam x4 eşittir burası neydi 360'tı 360'tan 60 çıktı ne kaldı 300 derece kaldı bir tane daha verelim mi k'ye 2 yazalım beraber gel hiç yukarıdan bakmayalım artı ne diyeceğim ben buraya 360 ekleyeceğim mantığı biliyorum çünkü artık x5 eşittir 360 eklersen 960 x6 eşittir 360'a eklersen 660 nokta 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 ben bunları keyif olsun diye sonsuza kadar götürmüyorum. Bunların cevabı böyle olduğu için sonsuza kadar götürüyorum. Anlaştık mı? Sorunun içinde özellikle yazarsa 0 2 pi aralığındaki kökü bulunuz. O zaman gidip kendin bulacaksın onları. 0 2 pi Burası var. 300 var. Başka var mı? Yok. O zaman diyeceksin ki 0 2 pi aralığında çözüm kümemiz 240 dereceyle 300 derecedir hocam. Bunları yazacaksın. Tamam, oldu galiba. Artık sinüs de son soruya geçelim. Sonra bir soru avcısı bekleyecek bizi. Az önce yaptığımız gibi sinüste de yine bazı şeyleri kolaylaştıracağız beraber. Sinüs f(x) cevabının ne zaman 0 gelir hocam? Baktım sinüsün cevabı ne zaman sıfır gelir? 1 0 derecede 0 gelir. Çünkü burada sıfırdır. Ya da ya da 180 derecede. Peki bunların hepsini bir yerde toplamam lazım. 0 artı K, yazmam yeterli. Çünkü her 180'de bir ne gelecek bunun cevabı? Sıfır gelecek. Peki başa sıfır yazmanın anlamı var mı? Yok. Eğer mantığı anladıysan bunu sen de çok rahat yazdın. İn aşağıya. Fonksiyon ne zaman bir gelir? Hocam 90 derecede bunun cevabı ne geliyordu? Bir geliyordu. Güzel. 90'da geldi. Başka ne zaman gelir? Etrafında gider bir 360 derece tur atar gelirsen o zaman da gelir. Yanına da o zaman k 2 pi de ekleyeceksin. Oldun mu da? Tamam mı? İn aşağı. Ba bayılıyorsun. Vallahi bayılıyorsun. Gözler mözler gitti sanki. Aç biraz kendini. Toparla. Toparla buradayız. Fx eşittir eksi 1. Şurayı bir silelim. Allah karaladık yanlışla. Fx eşittir eksi 1. Ne zaman eksi 1 gelir bu arkadaş? 270 derecede eksi 1 gelir. 270 neydi hocam? 3 pi bölü 2 miydi? 3 pi bölü 2. Artı tabii ki her 270 pi derecede gelir. Yani k 2 pi'sinde ne yapmayacaksın? Unutmayacaksın buradaki. Tüm bunları yazdıysak. Biraz oldu diyorsan müthiş bir soru. Sinüs 4x 1'e eşitse 0-2 pi aralığındaki çözüm kümesini bulur musun demiş. Bulurum elbet. Bir kere bakalım. Cevap ne zaman 1 çıkıyor sinüste? Şurada. 90 artı k 2 pi de çıkıyor. O zaman aynen yazıyorum. Diyorum ki buradaki 4x neye eşit olabilir? 90 dereceye ve 90 derecenin katlarına. 360 derecede bir dönen katlarına. Ama çözüm kümesi demek x eşittir soru işareti demek. x'i bulman gerekiyor. x'i bulmak istiyorsan her tarafı kaça bölüyorsun? Her tarafı 4'e bölüyorsun. Temize çekelim bir, bir kez daha. Cırt cırt bunlar gitti x kaldı. 94'e tam bölünmüyor. Tam bölünmüyorsa ben onu şöyle yazayım istersen. 90 dediğim şey pi bölü 2 midir? 4'e böldüğümde ne geldi? Pi bölü 8. Bak böyle daha şık oldu. İstersen radyan da kullan yani. Hiç fark etmiyor aslında. K çarpı sadeleştirmeyi yaptım. Burada ne kaldı? Burada da pi bölü 2 kaldı. Birinci cevap bu geldi. Aslında cevabı bulmak için K'ye 0 yazdım. X eşittir pi bölü 8. Bu aralıkta mı? Bu aralıkta o zaman cevap olarak alabiliriz. Şimdi K'ye 1 yazdık. X eşittir. P bölü 8 artı 1 yazınca burası ne geldi? Pi bölü 2 geldi. Paydaları eşitledim topladım. 5 pi bölü 8 geldi. Bu da tamam mıdır güzel arkadaşım? Oldu mu? Güzel. Gel bakalım K'ye 3 verelim. Pardon hocam 2'ye ne oldu dersen bilmem. Vallahi unuttum onu arada. Kafa durdu artık. 30 dakika iyi sabrettim. Vallahi helal olsun sana. Gel gel gel. Bitti bitti son soru. Pi bölü 8. Pi'ye 2 verdik. Pardon. K'ye 2 verdik. Bak çarpı 2. 2'ler gitti. Burada ne kaldı? 180 derece kaldı. Anladın. Devam. 8 pi. Bir elde daha. 9 pi bölü 8. Hala bu aralıktayım. Devam. K'ye 3 verdim güzel arkadaşım. X eşittir. Pi bölü 8 artı K'ye 3 verirsen 3 pi bölü 2 olur. Doğru mu? O zaman verelim. 3 pi 3 pi bölü 2. Paydaları eşitledim 4 ile çarptım. 4 göre 3 12 1 daha. 13 pi bölü 8 ki hala 2 pi aralığındayım. K'ye K'ye bir değer daha vereceğim ama onu görebilecek misin? En aşağıda veriyorum. Bakayım ekrana gözüküyor hala. K'ye 4 verdim. X eşittir pi bölü 8. Pi bölü 8 de gözüktü. Artı K'ye 4 verirsen sadeleştir. Burada 2 pi kalır. 2 pi bir kere 360'ı geçer. Yani buradan değer meğer gelmez benim istediğim aralıkta. Benim istediğim cevaplar bunlarmış. 3 tane cevabı var mı? Var. Çözüm kümesi eşittir. Orada gördüğün cevaplar. Birincisi 5 pi bölü 8. İkincisi 9 pi bölü 8. Üçüncüsü 13 pi bölü 8. Dedim süslü parantezimi koydum. Hocam bu konu hiç kolay olmayacak sanki der gibisin değil mi? Evet biraz zorlanacağız başlarda. Biraz çetrefelli yollardan, biraz toprak zeminde koşacağız. Ama sonra asfalt yol bizi bekleyecek. Orada koşar adım ilerleyeceğiz. O soruların içinden beraber geçeceğiz. Sen yeter ki bu ders. Anlamadığın bir nokta varsa muhakkak. Sarbaşa bir daha izle. Sarbaşa bir daha izle. Tamam. Anladıktan sonra soru avcısı. Orada görüşelim güzel arkadaşım. Bir sonraki derste soru avcısında sinüs kosinüs denklemleriyle ilgili ne kadar incik cincik soru varsa hepsini halledeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal.